Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kurabiye yapacağım. Ne kurabiyesi diye düşünürseniz tahıl gevrekli kurabiye yapacağım. Bunun için ne gerekiyor? 160 gram unum var. Ben tarttım 1,5 su bardağı. 120 gram margarinim var oda sıcaklığında. 90 gram tahıl gevreğim var. Ben robotta çektim bu şekilde. Küçülttüm birazcık. 80 gram beyaz şekerim var. 80 gram esmer şekerim var. 80 gram Hindistan cevizim var. Vanilyam var. Kabartma tozum var. Bir yumurtam var. Ve de 5 gram karbonatım var. Arkadaşlar bu ölçüden 22 adet kurabiye çıkacak. Bayağı artırımlı bir kurabiye. Bayağı da dayanma gücü var. Yani dolapta bir hafta durur. Raf ömrü yani bir hafta diyebilirim. Hani buzdolabına koymadan. Şimdi yapımına geçiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar margarinimi alıyorum. Üzerine vanilyamı ilave ediyorum. Esmer şekerimi döküyorum. Beyaz şekerimi döküyorum. Bunları üçünü güzelce yediriyorum. Ne koyduk? Şeker, esmer şeker, beyaz şeker, vanilin ve margarinimi ilave ettim. Dördünü güzelce yedireceğim birbirine. Sanırım kaşıkla olmayacak, spatulayla. Ben elimle yoğurmaya başlayacağım. Şimdi yumurtamı ilave ediyorum. Bir de bununla karıştırıyorum. Şimdi sırasıyla Hindistan cevizimi, tahıl gevreğimi döküyorum. Ve de bunlarla güzelce karıştırıyorum. Şimdi üzerine 160 gram unum vardı. Onu döküyorum. Bir paket kabartma tozu. Ve bir çay kaşığına eş değer 5 gram karbonat. Bunları da atıp güzelce yoğuruyorum. Sert bir hamur. Hamurum hazır arkadaşlar. Şimdi kağıt serilmiş fırın tepsisine yuvarlayıp koyacağım. Böyle minik yuvarlaklar elde edeceğiz. Tepsimize bu şekilde koyacağız. Sonra üzerine orada şeyde tepside bastıracağım. 30 gramlık falan yapabilirsiniz. Ben pek tartmayı sevmiyorum kurabiyelerde. Bu şekilde. Arkadaşlar 30 gramlık yaptım. Hepsi 30 gram. Ben tartmazdım ama bu sefer tarttım kurabiyelerimi. 22 adet çıktı. Hepsi aynı büyüklükte şu anda. Tepside yapayım dedim. Çok çatladı. Bastıracaktım tepside. Ben geri elimle yapmaya karar verdim. Bu şekilde elimle basacağım. Tepsiye öyle koyacağım. Bunları arkadaşlar bu şekilde hazırlıyorum ve 180 derece ısınmış fırında 20 dakika pişecek. Bunlar harika kurabiyeler. Şimdi çıkınca göreceksiniz. Fırından çıktı arkadaşlar kurabiyelerim. Biraz soğusun servis yapacağım. Kurabiyemi bölüyorum. Bakın. Harika bir dokusu, bir görüntüsü var. Yumuşacık. Hafif nemli bir yapısı var. Harika bir kurabiye. Lezzeti de çok güzel. Şimdi üzerine pudra şekeri eriyorum.
Şimdi şöyle bir süs yapacağım. Muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Ben bayıldım kurabiyeye, görüntüsüne de kendine de. Çok lezzetli. Mutlaka yapın. Mutlaka diyorum. Çok ısrarla söylüyorum. Harika bir lezzet. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Afiyet olsun.